Radyosu'ndan herkese merhabalar. Her hafta birbirinden güzel lezzetler yapmaya devam ediyoruz. Bu hafta da Gökhan Yücel ustamızın yanına geldik ve kendisi bizlere kuzu çanak yapacak. Merhabalar ustam. Merhabalar. Nasılsınız ustam? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler ustam. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Bugün bizlere kuzu çanak yapacaksınız ama yapmadan önce sizi tanımak istiyorum. Gökhan Yücel kimdir? Ne kadar süredir bu işi yapıyorsunuz? Ben 12-13 yıldır bu işi yapıyorum. Çocukluktan bu mesleğe hevesim vardı. Hı hı. 12-13 yıldır bu işi yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Böyle yani. Bu işletmede ne kadardır çalışıyorsunuz? Bu işletmede de 3 yıldır, 3 yılımı doldurmak üzereyim Allah izin verirse. Ne tür yemekler yapıyorsunuz tam? Izgara türleri yapıyoruz. Kuzu çanak, kavurmadır, fırın kebabıdır. Bu tür yemeklerimizi yapıyoruz burada. Izgara çeşitlerimiz ağırlıklı olarak. Sizler de her tür yemeği yapmaya zaten iyisiniz, bir ustasınız. Birçok yemekleri biliyoruz ama tabii bilmediğimiz illaki yemeklerimiz de vardır. Bugün bizlere kuzu çanak yapacaksınız. İstersen malzemelerini say bulsam seyircilerimiz için ne kadar malzeme kullanacağız bir söyleyelim. Kuzu çanakta 180 gram kuzu eti kullanacağız. Hı hı. 1,5 kadar domates kullanacağız. 2 tane de biber kullanacağız, yeşil biber. Hı hı. Ve 2 diş de sarımsak kullanacağız. Bunu fırında pişireceğiz. Evet, fırında pişireceğiz. Tamamen kendisi fırında özde çelikten pişirecek. Hı hı. Başlayalım ustam istersen. Kuzu eti zaten kuzu yumuşak. Eti, evet. Çabuk pişecek. Kolay pişer. Özel bir kullandığınız bölgesi var mı bu çanağı yaparken etin? Tabii var. Özel bir bölgesi var. Bu kuzu çanağın eti genelde but etinden olur. Biz de but etinden yapıyoruz şu anda bunu. Hı hı. Etin sinirsiz yerleri. Sinirlere daha önce alınmış, temizlenmiş. Hı hı. Kaç kişilik ustam bu çanak? Tek kişilik şu anda. Yoğunluk nasıl ustam? Bu pandemiden etkilendiniz mi sizler de? İlla ki bizler de etkilendik. Etleri alt tarafa diziyoruz. Hı hı. Sık yaptığınız bir yemek midir ustam? Tabii genelde çok sık yapıyoruz. Müşterilerimiz beğeniyor. İlgi var kuzu çanağı. Gerçekten. Kuzunun lezzeti bir başka güzel. Tabii. Zaten. Aynen. Kuzu doğal yani. Biz bir de kendimiz kestiriyoruz etleri. Yaylım kuzuların olmasına dikkat ediyoruz. Bunu sizler de değerli izleyicilerimiz evlerinizde yaparken evet, çok kolay bir şekilde yapılabilir. Artırabilirsiniz. Biz tek kişilik bir kuzu çanak yapıyoruz. 180 gram et kullandı evet. Ustamız. 2 tane biber kullandı şu ana kadar. Ve domateslerimizi doğrayacağız. Normal kabuklarını soyup istediğimiz domatesi de kullanabiliriz. Tabii. Şimdi tam zamanı yerli domatesi zaten. Evet. Ne kadar sürede pişecek ustam? Bir yarım saat süresi sürüyor. Evde de yapıyor musunuz ustam yemekler? Tabii yapıyoruz. Hem burada hem evde. Her zaman yapmıyoruz da işte genelde bazen. Bu çanağımız. Bu kadar basit ustam. Basit evet. Şimdi fırında pişireceğiz. Fırına pişireceğiz. Az bir kaşık kadar tereyağı koyup fırına hı. atacağız. Başka salça falan hiçbir herhangi şey herhangi bir şey atmayacağız. Tuzunu tamam. da en son pişmeye yakın tuzunu vereceğiz. Püf noktası zaten evet. sonra doğru atmaktır. Aynen öyle. O zaman biz fırınımıza götürüp atalım. Tabii. Değerli izleyicilerimiz,
bildiğiniz kuzu çanağımızı yaptık. Pişmesi için fırına gönderdik. Şimdi de Gökhan ustam yanına çok güzel bir cacık yapayım dedi. Evet ustam, cacık yapacaksın bizlere. Evet. İstersen herkes bilir ama tekrar malzemelerimizi sayalım. Basit cacık genelde herkes bilir ama malzemelerimiz isteğe göre nane, salatalık. Salatalık tabii ki içinde olmazsa olmazdır. Hı-hı. Ama nane isteğe göre bağlıdır. Tabii biz sevdiklerimiz için yapıyoruz bunu, sevdiğimiz için. Başlayalım isterseniz tamam, genelde. Tamam, başlayalım ustam. Tek kişilik bir cacık yapacağız. Yapacağız, evet. Kuzu çanağın yanında güzel gider. Yani. Genelde herkes böyle tercih ediyor değil genelde mi? Genelde bu şekilde tercih ediliyor. Biz de yaz aylarında serinlemek için hem ayranı hem cacığı her zaman tercih ederiz. Evet. Yemeklerimizin yanında daha da lezzet katar. Tava yoğurdu kullanacaksın usta. Tava yoğurdu kullanacağım. İsteğe göre süzme yoğurt da olabiliyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz daha çok? Genelde ben tava yoğurdu tercih ediyorum. O şekilde daha güzel oluyor. Evet, daha güzel olduğu için ben tava yoğurdu tercih ediyorum. Gerçekten biraz yoğurt çok güzel görünüyor. Çok güzel yoğurt. Biraz daha fazla yapabiliriz. Öncelikle yoğurdu iyi bir kıvama getiriyoruz. Hı hı. Pürüzsüz olması gerekiyor. Tabii. Genelde çırpma teli kullanırız. Lakin az olduğu için fazla yapmıyoruz. Şöyle. Siz hep çok porsiyonla yapmaya alıştınız değil evet, mi? Yani. Salatalığı koyuyoruz. Bir tane salatalık yeterli olacak. Bir tane salatalık yeterli. Daha sonra suyunu ve tuzunu ekleyeceğiz ve işlemimiz tamamlanacak. Çok az bir su ekleyeceğiz. Bir püf noktası var mı siz yaparken cacığını? Nasıl? Az sulu mu yapıyorsunuz? Kıvamı koyu olması gerekiyor. Koyu olması tabii. Gerekiyor. Çok sıvı bir şekilde olması gerekiyor. Evet. Bu şekilde daha mı lezzetli oluyor? Daha lezzetli oluyor. Öbür türlü ayran gibi olmuş oluyor. Olmuyor. Nanemizi atıyoruz. Göz kararı attık. Tuzumuzu ve nanemizi de. Bu kadar aşamamız. Böyle dolduralım. Üzerine tekrar. Cacığımız hazır. Ellerine sağlık ustam. Afiyet Birazdan olsun. Sunumda çanakla beraber servis ederiz. Cacığımız da olacak tabii ki. Efendim bize ayrılmayın. Birazdan fırınımızdan çıkacak yemeğimiz ve yanında cacıkla beraber Gökhan ustam sunumunu hazırlayacak ve şimdi bekliyoruz. Değerli izleyicilerimiz, yemeğimiz pişti ve sağ olsun Gökhan ustam çok güzel bir sunum hazırlamış. Ellerine sağlık ustam. Afiyet olsun. Biz kuzuda çanak yaptık. İstersen nasıl yaptık seyircilerimiz için tekrar baştan anlatalım. Tamam. Kuzu çanağımızı gördüğünüz gibi öncelikle kuzunun bu tarafından yapıyoruz. Hı-hı. Sinirsiz bir şekilde, yağsız bir şekilde. Hı-hı. Kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. 180 gram etten oluşuyor tek kişilik. Hı hı. Doğradıktan sonra çanağımıza diziyoruz. Biberleri de aynı kuşbaşı şeklinde doğruyoruz. Evet. Domatesimizi doğruyoruz. Sarımsağımızı doğruyoruz. Sarımsak olmazsa olmazdır kuzu çanağın içinde. Doğruyoruz. Bir kaşık tereyağı atıyoruz fırına. Pişmeye yakın tuzunu atıyoruz. Ve bu hale geliyor en son işte domates, biber. Çok güzel yanında, görünüyor çok ve güzel çok güzel de kokusu geliyor. Sabırsızlanıyorum tadına bakmak için. Bir de cacık yapmıştık. Onları da isterseniz tabii, anlatalım. Yanına bir de cacık yaptık. Cacık da sıcak olduğu için soğukla dengeliyor. Güzel bir kıvam ortaya çıkıyor. Cacık yaptık. Cacığımızın içini biliyorsunuz. Herkes bunu biliyor. İçerisinde salatalık ve nane var. Gerçekten çok güzel tuzumuz olmuş. Tuzumuz var, başka da bir şeyimiz sunumları yok. Sunumları da çok güzel. Burada mezeler hazırlamışsınız. Ona da değinmek istiyorum. Ellerinize, emeğinize evet. sağlık. Onlardan da bahset istersen ustam. Bunlardan neler yapıyorsunuz bu işletmenizde? İşletmemizde başta salatamız çoban salata olaraktan yapıyoruz. Domates, hı-hı. biber, maydanoz. Hı-hı. İsteğe göre soğan tabii ki ekliyoruz. Bu şekilde
zeytinyağıyla beraber. Şöyle soğan ezmemiz var. Fırında yapıyoruz bunu tamamen. Fırında kavrularak pişiyor yağla beraber. Bunun içerisinde tabii pul biber var, nar ekşisi var, tuz var. Bu şekilde fırında pişiyor. Çiğ köftemiz. Çiğ köftemiz zaten çok güzel bir çiğ köftemiz. Etli yapıyoruz bunu. Çiğ köftemiz etli. Yani sıradan bir çiğ köfte değil. Çok güzel. Tavsiye ederim şimdi zaten ellerinize bakarsınız. Ellerinize sağlık. Bir de burada şöyle şakşukamız var. Burada şakşukamız var. Şakşukamız da bize özel yani. Burada biz kendimiz yapıyoruz bunu. Özel bir sosumuz var. Domates, salatalık, domates şey var. Domates var, işte biber var, havuç var, patates var. Bunun içerisinde özel bir sosumuz var. Sosla beraber bunu da yapıyoruz. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi yemeğimizin, yaptığımız yemeğimizin tadına bakmak istiyorum. Tabii. Çok güzel bir sunumla hazırlamışsınız. Hiç soğutmuyor zaten etimizi evet, de. Evet, altında da şey var. Ustam gerçekten o kadar lezzetli olmuş ki. Afiyet olsun. Emeğinize, ellerinize sağlık. Değerli izleyicilerimiz, kuzu etinin yumuşaklığı gerçekten çanağımızda çok güzel pişmiş, çok güzel bir lezzeti var. Sizler de evlerinizde yapıp deneyebilirsiniz. Gerçekten yapımı da oldukça basit. Ustam, belediye başkanımız Sayın Evren Dinçer'in de bugün aslında size küçük bir hediyesi var. Güzel günlerde kullan teşekkür inşallah. Ederim, selamlarını da getirdik teşekkür sizlere. Teşekkür ederim. Aleyküm selam. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Kendilerine sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bu hafta da Lezzet Avcısı'nın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her çarşamba saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalımızdan veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.